Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında 3. bölüm 10. testin çözümünü yapacağız. Karma testteyiz. Yani ikiz kenar ve eşkenarın karma testindeyiz. Üniversiteliğim testlerindeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'de ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıt C köşesinden AD boyunca şu açı yani BAD açısı 12 birim olacak biçimde katlanıyor. Evet şöyle bir katlama yapılmış arkadaşlar. Şimdi burada kaç kaç derece? 12. Biz katlamayı geri doğru açıyorduk. Geri doğru açılmış hali de zaten şeklinde var mı arkadaşlar? Var. E ne yapıyorduk? Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit olacaktı. E hocam burada kaç kaç derece? Şöyle bakacak olursanız. Şu ABC eşkenar üçgen olduğu için C noktası burada. E, buraya 48 derece kaldı. E üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Hocam burası da 48 olacak. 48'den 12 çıkartırsak burası kaç oldu? 36 oldu. Peki eşkenar üçgen hocam bu. Eşkenar üçgendeki eşitleri yazacak olursak hocam bu eşit bu eşit hatta burası da eşit. E üst üste binen kenarların eşitliğinden dolayı burası da eşit olacak mı? Olacak. Bakın ne çıktı burada? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Bu arada şurası 60 dereceyken üst üste binen açılar da birbirine eşit. Burası da 60 oldu. Soru çıktı mı? Çıktı. Çünkü buradaki üçgende nerede? Şuradaki üçgende bir ikizkenar üçgen çıktı. Şöyle bakacak olursanız. O yüzden kenarların eşitliği, açıların eşitliği mutlaka yazın kardeşim. Yani 36 ise 180'den 36 çıkart. 144 2'ye böl. Hocam burası da 72 burası da 72 yapar. Yani 60 artı x eşittir 72 olduğundan x'i buradan kaç buluruz? 12 buluruz. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 2'ye. Aşağıdaki şekilde ABC ve ADE eşkenar üçgenmiş. Hemen eşkenar üçgen olduğu için şu 60'ları bir yazalım. 60, 60, 60. Eşkenarda çizilen kenar ortay konumunda olduğu için bu bir açı ortayda oldu ve yükseklikte oldu mu? Oldu. Yani burası 30 30 oldu. E hocam bu da bir eşkenar üçgen verilmiş. Yani buraya da 30 derece kaldı. 60 olduğundan dolayı burası da 60, burası da 60. E buraya ne kaldı? Tamamı 90, 30 derece kaldı. Burası 90 derece oldu. Burası da 90, burası da 90. Bize ne diyor arkadaşlar? B ile DC eşit olduğuna göre turuncu boyalı bölgenin çevresinin yeşil boyalı çevresine oranı nedir diye soruluyor. Oran soruluyor. Aslında 30'un karşısına k dememiz lazım ama oran sorulduğu için k'lar gidecek 1 diyelim. En küçük 30 60 90'dan başlayalım ki rasyonel sayılara girmeyelim. 30'un karşısı 1 60'ın karşısı kök Hocam 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı da 2'dir. E sonra 30'un karşısı kök 60'ın karşısı kök 3'ün köküç katı çünkü burada da 30 60 90 üçgeni var. E, kök köküç katı kaç yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. E burası üçgen. E burası ne yaptı arkadaşım? 30, bu, bu, arada bu bir eşkenar üçgen çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaya olur. Burası da köküç. 30'un karşısı köküç ise 90'ın karşısı da 2 köküç oldu. Aslında çevreleri oranı isteniyor. Arkadaşlar 2 de üçgende 30-60-90 ya çevreleri oranı aslında direkt 1 bölü köküç diyebiliriz. Yani köküç bölü 3 olur. Niye? Benzerlik oranı çevreleri oranı da eşittir diyebiliriz. Ama daha benzerliği öğrenmediğimiz için çevreleri oranı nedir? Bir tanesi hocam şu 3 artı köküç ya da köküç artı 3 diyebiliriz. 3 artı 3. Öbürü nedir hocam? Hocam 3 köküç ve 3. Yani 3 artı 3 köküç yaptı. E ben burada köküç parantezini alacak olursam yukarısı köküç artı 3. Köküç parantezini alacak olursam köküç parantezini aldığımda şurada ne geldi arkadaşlar? Köküçte köküçün çarpımı 3 yaptı. Buradaki köküçte gitti 3 kaldı. Bunlar birbirleri sadeleşti. 1 Bir bölü köküç oldu gerçekten. Köküç eşleniyle çarpacak olursam köküç eşleniyle çarptığımda o da kök 3 bölü 3'e eşit olur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle balık kesir oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. İki ucundan zemine sabitlenmiş olan bir lastik tam ortasından tutulup zemine dik olacak biçimde yukarı doğru uzatılıyor. Lastik ilk yukarı çekildiğinde oluşan açı 60 derece. Bu durumda 10 santimetre daha yukarı çekildiğinde oluşan açı o evet. Şimdi buradan 10 santimetre daha 60 derecelik olacak şekilde yukarı çekmişiz ya. Bir 10 santimetre daha çektiğim zaman 30 derecelik açı oluşmaktadır. Buna göre lastiğin zemine sabitlediği iki ucu arasındaki arası kaç santimetredir diye soruluyor bize. Yani şuradaki uzunluk soruluyor. Arkadaşlar lastiğin tam ortasından tuttum değil mi? Tam ortasından tuttuğum için bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam tam ortasından tutup devam ettirdiğim için yine bunlar eşit mi? Eşit. Aa hocam şu eşit. İkiz kenar tepe açısı 60 derece ise taban açıları da 60'ar derece oldu. Bir eşkenar üçgen çıktı. E hocam o zaman burada ne oldu bu? 30-60-90 üçgeni oldu mu? Oldu. Sonra burası 30 ise burası da 75 75 burası da 10. Ben buradaki şeyi kullanacağım. Onu kullanacağım. Nasıl kullanabilirim? Hocam ee, bu x kenar olduğundan yükseklik tabanı keş parçaya böldüğünden tabanı keş parçaya böldü. 15 15. Hocam 15 75 90 çıktı burada. Kardeşim bak dikkat et açıları yazmaya devam et. Korkma. 15 75 90 zaten kullanmayacağız. E hocam 2 iç açı bir dış açı olduğundan. Aha burası da 15. Aa ikiz kenar çıktı. 10 burası da 10 oldu. E şimdi olay daha da kolaylaştı. 90'ın karşısı 10 kere 30'un karşısı nedir? 5. 60'ın karşısı da 5 köküştür ama gerek yok. Burada eşkenar ya bu. Çizilen yükseklikte tabanı iki eş parçaya böldüğünden burası da 5'tir. Yani şu parçalar birbirine eşit olduğundan. Dolayısıyla buradaki uzunlukta kaç yaptı? 10 yaptı arkadaşlar. Üçüncü soru böylelikle Cehan oldu. Geldik 4'e. Süsleme yapan Altan şekil 1'deki eşkenar üçgen biçimindeki kartondan 3 tanesini tanesini aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü şekil 2'deki deseni elde ediyor. Evet yapıştırmış. Kenarları yapıştırmış yani değil mi? Şekil 2'deki K ile L noktalar arasındaki uzaklık 3 kök 13. K ile L noktalar arasındaki uzaklık 3 kök 13 olarak verilmiş. Ne yapacağım arkadaşlar ben burada? Bir tane eşkenar üçgen alanı. E, hocam madem eşkenar üçgen aynı eşkenar üçgen bir kenar iki tane çift çizgi ise hocam bu kenar da iki tane çift çizgi yani burası da çift çizgi olmak zorunda. Eğer ya 90 dereceye karşılık getirmek zorundayım ben burada. Hocam şunu şöyle çizersem bu yükseklik yapar. Bunu böyle çizersem bu da yükseklik yapar. Çünkü kenar ortay. Normalde çizmeyiz ama bakın burada özel bir durum oluşturdu. Yani sen buraya A dersen bu eşkenar üçgen ya 30-60-90 üçgeni A dersen burası A küküç. E hocam aynı zamanda burası da A yaptı. Şurası da A yaptı. E hocam aynı zamanda Burası da A olduğundan ve burası 60 olduğundan burası 30 olduğundan 30'un karşı sayısı 60'ı karşı da A yaptı. Evet işimiz gücümüz dik üçgen değil mi? Bak 90 dereceler var burada. Amaç neydi? Dikdörtgen oluşturmakta. Hadi dikdörtgen oluşturalım hocam. Hop şöyle dikdörtgen oluşturursam. Burası A'ydı yukarısı da A'dır. A küpüçtü burası da A küpüçtür. E, Pisagor bandısından artık bir şeyler buluruz. Zaten burada kırmızı uzunluğu 3 kök 13 vermişler. 3 kök 13. Yani 3 kök 13'ün karesi eşittir. Nedir arkadaşlar? A ve burası. A'nın karesi artı A kökü artı A kökü Yani iki tane iki tane kökü A değil mi arkadaşlar bu? Evet 2 kökü A'nın karesi yaptı arkadaşlar. Bu 9 çarpı 13 eşittir. 12 A kare artı A kare. 13 A kare yaptı. 13'ler nanay oldu. A kare 9 ise A'yı da buradan 3 bulduk. Bir tane eşkenar üçgen eşken alanı soruluyor. A 3 ise o zaman arkadaşım A 3 ise bir kenar kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. Alan da neye eşit olacaktır o zaman bir kenar 6 ise a kare kök 3 bölü 4'e. Yani kaç yapıyor? 9 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 9 kök 3. Yani cevabımız Cihan oldu. Kaçıncı soru? Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Şekildeki ABC dik üçgeninde AC, X ve BC Y birimdir. Evet X ve Y verilmiş. ABC üçgenin AB doğrusuna göre simetriye alındığında arkadaşlar yani katlamasını yapıyoruz. Hop X ise X, Y ise burası da Y midir? Aynen. Sonra buna göre katlama alanında simetri alanında. Hocam buna göre simetriğin aldığında x burada kalıyor. Bak y iken burası da y mi oldu? Evet. Sonra bu üçgenin de bakın a şey a c c üssünün yani şu üçgenin de buna göre katlaması alındığında ne oluyormuş arkadaşlar? Hop x buraya mı gelecek arkadaşlar? Evet. E bizden ne isteniyor? Buna göre diyor a üssü c üssünün yani şuradaki uzunluğun x ve y cinsinden değeri nedir diye soruluyor. Hocam burası x burası y burası y. Yani cevabımız ne yaptı? x artı 2 y yaptı arkadaşlar. Cevabımız yani cevap denizli oldu. Geldik 6'ya. Şekilde eşkenar üçgen kağıdın köşeleri ikişer ikişer birleştirip açılarak kat izlerin kesim noktası birleştiriliyor. Arkadaşlar önce sağa. Sen bu katlamayı açtığın zaman ne olacak? Hop bu katlama çizgisi ne olmak zorunda arkadaşlar? Şu katlamayı açtığın zaman. Hocam aynı doğru üstünde gittiği için yükseklik olmak zorunda. Ha, tamam. Şunlar üst üste bindiği için. Tam bunlar da birbirine eşit oluyor zaten açtığında şöyle. Hocam bir tanesi ne yaptı şu? Katlama çizgisi yükseklik yaptı. Aynı şekilde sen bunu da böyle katlayınca bu da yükseklik yaptı. Aynı şekilde bunu da böyle katlayınca üst üste, bu kenarlar da eşit işte olduğu için kenar ortaya olacak. Bu da aynı şekilde şey olmuyor mu arkadaşlar? Yükseklik olmuyor mu? Katlama çizgileri. Bütün kenarlar çakışacak çakış şekilde yaptığımız zaman katlama çizgileri yükseklik oldu. Yüksekliklerin kesim noktası oldu arkadaşlar burası. Yani şuradaki nokta açıları yazıyorum. Bak nokta açıları kaçar derece arkadaşlar? 30'ar derece. E o zaman burası 60 oldu. Hatta burası da 60. Hatta burası da 60. E burada bir yerde başlayalım. Bizden ne isteniyor? E, bir alan hikayesi soruluyor. Kaç katıdır falan filan diye soruluyor. Ben o yüzden K, -A demeyeyim. Şurada 30'un karşısına 1 dersem burası kaç yaptı? Kök 3. Burası da kök 3. Hocam 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. E burası da 1 yaptı o zaman. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1. E, o zaman burası da 1. Burası da 2. E burası da 2 yaptı. Bir kenarda kök 3 yaptı. Yani bir kenarda kaç yaptı arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak 2 köküç yaptı. Sonra diyor ki böyle bir katlama yapmışız. E burası ne oldu bu arada? Yüksekliğinin kesim noktası. Hatta yüksekliğinin kesim noktası eşkenar üçgende eşken her şeyin merkeziydi. Yani her şeyin merkezi derken kenar ortayların kesim noktası, açı ortayların kesim noktası diyebiliriz burası. E böyle bir katlama yapmışız. Katlamayı ne yapacağız arkadaşlar? Bir geriye doğru açalım. Hocam geriye doğru açtığım zaman şöyle bir şey. Burada geriye doğru açtığım zaman şöyle bir şey. Burada geriye doğru açtığım zaman şöyle bir şey. Geldi mi? Geldi. E hocam ben bu katlamayı yaparken şimdi bu katlamayı yaparken nasıl oldu? Hop şöyle geldi. Hocam bu nokta buraya geldi. Eyvallah. E bu nokta buraya geldi ya e buradan geçen bu noktadan geçen zaten bak burası yükseklerin kesim noktası. Buradan geçen devam eden nedir? Yükseklik değil midir? Evet. Bu katlamasını alırken aslında bu doğruya göre simetriğini aldığımız için hocam burası 90 derece ve şunlar da birbirine eşit değil midir? Aynen öyle. hocam bu 90 bu 90 olduğundan bunlar birbirine paralel oldu. E hocam tepe açısı kaç derece bunun? 60. E burası da 60 olduğundan 60 sayı yönünde eşitten dolayı burası da 60 burası da 60. Şurası bir eşkenar üçgen yaptı mı? Yaptı. E zaten bak şuraya kadar olan kısmı biz kaç bulmuşuz? Ya da e, iki 2 birim bulmuşuz. Bakın şurada gösterdik. Hocam çizgi dediğimiz 1. O zaman burası da 1. E o zaman 60'ın karşısı, karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü kökü falan filan diye buluruz. Neyse şuraları bulduk arkadaşlar. 1 1 1. E sen aynı şekilde aynı hamleyi yapsan yine burası 1 1 1 diye geçer. Yine burası 1 1 1 diye geçer mi arkadaşlar? Geçer. Bunların alanları oranları soruluyor arkadaşlar bize. Buna göre katlı şeklin alanı başlangıçtaki şeklin alanının kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat ederseniz Bunların hepsi eşkenar üçgen oluyor. Hop katladığında eşkenar üçgen. Bakın şimdi ben şurada eşkenar üçgen ya bu. Katladığında eşkenar üçgen. Hocam burası da 60. Burası da 60. Burası da 60 olacak mı? Evet. Hocam 60 60 ise burası da 60 oldu. E zaten bak burası da 60. E burası da 60. Burası da 60. Biraz önceki yaptığım ispattan dolayı. Burası da 60. Burası da 60. E burası da her yer eşkenar üçgen mi oldu burada? Evet. Şuradaki eşkenar üçgen. Mesela e, şu üçgenle şu üçgen zaten aynı. Yüksekleri aynı olduğundan dolayı. Şuraya a dersen burası da a, burası da a mıdır? Evet. E sonra hocam burada 2'ye 1 oran olduğundan dolayı aslında 2'ye 1 oran benzerlikten diyebiliriz aslında ama demeye de gerek yok. Şurada şey yaptığın zaman şu eşkenar üçgenin bir kenarı a mı? Evet. Bu eşkenar üçgenin bir kenarı da. A. Bu eşkenar üçgenin de bir kenarı a. Hocam bu eşkenar üçgenin de bir kenarı a olduğundan buraya da ne kaldı? a kaldı diyebiliriz. Benzerliksiz görmediğimiz yer olmasın. E o zaman bitti arkadaşlar. Bitti. Gerçekten bitti. Katlı şeklin alanına bakacak olursak Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşkenar üçgen var. Buradaki gördüğünüz her bir eşkenar üçgen aynı. Hiç alttan A kare kök 3 bölü 4 falan dememize gerek yok. Her bir alana A diyecek olursan burada alttan A var. E hocam burası da A. Bu da aynı eşkenar üçgen. Burası da A. Burası da A. Şimdi bakalım. Başla, e, katlı şeklin alanı 6A değil mi arkadaşım? Evet 6A bölü. Başlangıçtaki şeklin alanı 6A burada. 7, 8, 9A mı yaptı? Evet. Cevabımız 3'e böldüğünde, 3 ile sadeleştirdiğimizde cevabımız da ne çıktı? 2 bölü 3 çıktı. Yani balık kesir oldu arkadaşlar. Evet 6. soruyu balık kesir bulduk. Geldik 7'ye. Bir ikiz üçgende eşit kenarların arasında kalan köşeye tepe, eşit olmayan kenara ise taban denir. Tamam biliyoruz bunu. Aşağıda ikizkenar üçgen şeklindeki bir otobüs durağı tabelası tabanından direğe sabitlenmiş. Arkadaşlar ikizkenar üçgenin tabanı burasıysa eşit olan kolları burası değil midir? Aynen öyle. Peki buna göre diyor 57 dereceden falan bahsetmiş. Tabelanın tepe açısı kaç derecedir diye soruluyor. Hocam şuraya alfa diyecek olursak bizden alfa isteniliyor. Alfa diyelim alfa diyelim. E hocam bu bir ikizkenar üçgen. İki açıyı yan yana gördüm dayanamam. Yani burası nedir? Alfa artı 57'dir. E hocam ikizkenar olduğundan burası da alfa artı 57 yaptı. bitti gitti. 1, 2, 3 tane alfa var. Bir de 57, 57, 114 var. 114 eşittir 180 olduğundan 3 alfayı buradan 56 değil 66 buluruz. 3 alfa 66 ise alfayı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 22 olarak buluruz. Yani sorumuzun cevabı böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı 7. soru. Ve böylelikle bu testi de bitirdik mi? Aynen öyle. Bitirdik gençler. O zaman ne diyoruz? 10. testi bitirdik. Bir sonraki videoda 11. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.